Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu kurtlarla ilgili mevzuyu aydınlatmaya devam ediyoruz. Çok soru soruyordunuz. Kurda giden köpekler. Hangi köpekler kurda gider? Tarihte hangileri gitmiştir? Bilimsel olarak hangileri gider? Aranan özellikler nelerdir? Onları anlatacağız. Şimdi bu kurt avcılığıyla ilgili bizim toplumumuzda değil, Batı medeniyetinde çok büyük takıntı vardır. Aslında bakın, bizim Türk kültürü açısından, kendi kültürümüz açısından böyle kurt boğmayı takıntı haline getirmemiz, kurtlara şey yapmamız hoş bir şey değil. Onu söyleyeyim baştan. Neden? Şimdi biliyorsunuz Mu ve Atlantis tezi vardır eski. Mu uygarlığı kökenli olanlar diye anlatılır. Yani Muğlular kurdu kutsal sayan kavimlere, kurdu önder kabul eden kavimlere Muğlu denir. Biz Türklerin biliyorsunuz alameti farikası bozkurttur. Yani Batılıların, ecnebilerin Canis lupus dediği hayvan, yani o bizim halk arasında canavar diye tabir edilen en eski ata kurt olarak geçen kurt. Bizim destanımızda da hikayelerimizde de kurt hep kutsaldır arkadaşlar. O yüzden kurt bizim kutsalımız olduğu için hani böyle genelde Batı toplumlarında vardır. Bakın Mustafa Kemal'in bu konuda çok ciddi tezi vardır. Kısacası kurdu kutsal sayan milletlerin aynı kökenden geldi. Aslında onların Türk soylu olduğu falan söylenir. Türk soyluların da Muğlu olduğu. Bu tezi araştırabilirsiniz. O yüzden yani çok büyük keramet değil bu kurda gitmek falan. Batılılarda kurt düşmanlığı vardır. Onların kurt adam efsaneleri vardır. Kurt onlar için kötüdür. Kurt onlar için şeytanı temsil eder. İşte bu geçmiş kültürlerimize kadar dayanıyor. Neden? Bizim akınlarımız sırasında kurtlu bayraklar göre göre adamlarda kurt takıntısı oluşmuş. Diyelim. Oradan başlayalım. Şimdi geliyoruz kurda giden köpekler. Genelde Avrupalılar, İngilizler, Fransızlar biliyorsunuz kurt takıntılıdırlar. Kurtla da çok mücadele etmişlerdir. Neden? Çünkü İngiltere'den Kuzey Avrupa'ya uzanan hatta bu Canis lupus lupus dediğimiz ata kurt dediğimiz büyük kurt vardır. Kurdun en irileri vardır. Onlar tehlikelidir. Yani tabii o tarihte insanların bu kadar güvenlikli yerleşkeleri yok. İşte çiftçilerin hayvancıların hayvanlarını falan alıp götürdüğü ya da insana denk geldiğinde insana da saldırdığı için onlar için risk oluşturmuş. Öyle kurt korkuları oluşmuş. Şimdi bakalım arkadaşlar. İngilizler, İrlandalılar, İskoçlar. İngiliz adasına ne yapmışlar? Kurda giden köpek ırkları içinde uluslararası bir araştırma yaptığınız zaman, uluslararası araştırma, ilk karşınıza çıkacak köpek İrlanda kurtasıdır arkadaşlar. Şimdi tarihten bahsediyorum. İrlanda kurtasıdır. En çok kurt avında kullanılan İrlanda kurtazıları olmuştur. İrlanda kurtazıları bu Britanya'da, British adasında, İskoçya'da, İrlanda'da kullanılırken arkadaşlar bunun karşısında Ruslar ve Kazaklar Borzoi'yi kullanmışlardır. Borzoi ırkını kurt avlarında. Fransızların biraz stili farklı. Fransızlar 30'lu köpek serileriyle kurtlara yönelmişler. Bu 30'lu köpek serisinin işte 8 tanesi tazılardan oluşturur. Bunlar yani kurdu ormandan çıkartmak, sürmekle alakalıdır. Tazılar havlayarak koştururlar. Fransızlar işte tazıların, 8 tazının koşturduğu kurdu 20-22'li mastif grubunun içine düşürerek mastiflerle diye geçiyor. O büyük olasılıkla Dog de Bordeaux, yani Fransız mastiflerle av yapmışlardır. Onun dışında Afgan bölgesinde Afgan tazıları çok kullanılmıştır kurda karşı. Biliyorsunuz Afgan tazıları agresyonu yüksek köpeklerdir. Afgan tazının da özelliği şu: tüyleri uzun olduğu için kurtlara çok büyük görünür Afgan tazıları. Yüksek köpeklerdir ama tüyleri işte koşarken dalgalandığında çok cüsseli ve büyük bir köpekmiş gibi görünür. Afgan tazıları çok kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stank Hunt diye bir tazı kullanılıyor. Stank Hunt kullanılmıştır yoğun şekilde. Bu konuda mesela eski Amerikan devlet başkanlarından Theodore Roosevelt
kurt avı takıntılıdır. Bu konuda kitaplar, mitaplar da yazmıştır. Amerikalıların işte çok yoğun çalışmalar olmuştur. Özellikle Theodore Roosevelt döneminde. Theodore Roosevelt tazıların kurt öldürme şansı olmadığı için sadece kurt sürebiliyorlar. Burada tabii İrlanda kurt tazısı hariç bu işe. İrlanda kurt tazısı kurda gider. Ne yapmıştır Theodore Roosevelt'ler? Mastiflerle ve buldoklarla tazıları eşleştirerek kurt avı için özel şey yapmışlardır. Köpek cinsi çalışmışlardır o tarihte kurt avına gidebilecek. Bu stan kuntları daha çok mastiflere ve buldoklara çekmişler. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt'in bu konuda yazılmış bir kitabı da var. Aynı zamanda İngiliz yazar Thomas Miller'ın 1859'da yazdığı İngiliz Kurt Avcıları diye kurt avı üzerine yazılmış bir kitabı da var arkadaşlar. Şimdi bilimsel olarak baktığımız zaman kurtların çene gücü arkadaşlar 400 ne basar? PCI basar. 400 PCI. Yani PCI'nin açılımı nedir diye baktığımızda inç kareye düşen pound basınç, yani İngiliz ölçü birimiyle inç kareye düşen pound basıncına PCI deniyor. PCI'ın 400'ün üzerinde olması. Bu hesabı neye göre yapıyoruz? 1 inç 2.54 santimetre. Yani 2.54 santimetre kareye pound hesabı yapacağız. 1 poundda ne kadar? 454 gram. Yani 2.54 santimetre kareye 400 çarpı 454 gram basabiliyor kurt. Şimdi bilimsel olarak düşündüğümüzde kurda gidecek köpeklerin 400 PCI üzerinde çene basıncının olması gerekiyor. Mesela burada çok yanlış bilgilendirmeler var. Ben size onu da söyleyeyim. Mesela PCI basınç ölçüsüne göre pitbullların çenesi 235 PCI basar. Yani pitbullların çenesi o kadar güçlü değil. Şimdi 400'ün üzerinde çene gücü olan köpek ırklarını bir inceleyelim. Özellikle koruma köpekleri içinde. Bir başlayalım arkadaşlar. İrlanda kurt tazısı. Yani 600 PCI'lara yakın. Kangal. Kangal'ın 730'larda PCI basıncı. Kafkas avşarka. Alabay. Tibet mastifi. İngiliz mastif. Fransız mastif. Dog de Bordeaux diye geçer. Bull mastif. Napolitan mastif. Bütün mastif ırkları. Devam ediyoruz. Prese Canario, Cane Corso, Borbuel, Dogo Argentino, Commodore, American Bandog mastif. Bandog mastif dediğimiz. Sarplaninak. Onun dışında İran çoban köpeği. Bunların hepsi arkadaşlar 400 PCI basınç üzerinde çene gücü olan köpekler. Demek ki bu köpekler kurda gidebilir. Değil mi? Peki dönüyoruz bu konuda çok tecrübeli olan Theodore Roosevelt neler demiş? Şimdi Theodore Roosevelt diyor ki siz diyor köpeklerinizi ne kadar çene güçleri basınçları yüksek olursa olsun, çene basıncı ne kadar yüksek olursa olsun, yavruluğundan itibaren kurt avına yönelik eğitmezseniz zaten köpeklerde kurt korkusu vardır diyor. Kurt fobisi vardır. Kurda gidemezler. Çünkü köpekler diyor işte boğaza ve enseye doğru giderek boğuşurlar. Kurt gibi taktisyen değillerdir. Kurt hayatı boyunca yaban ortamda sürekli boğuşarak geliştiği için çok taktisyendir. Ve kurt alttan savaşır diyor. Bakın burası çok önemli. Kurt alttan savaşır diyor. Her zaman diyor kurt kalabalık bir tazı sürüsünün içinde kaldığında ya da kalabalık bir mastif sürüsünün içinde kaldığında hemen bir çukura girer ve çukurdan yukarıya doğru müdahale ederek, yani düşmanının yukarıdan gelmesini sağlayarak boğuşur ve öldürür diyor. Kurdun diş yapısı daha uzundur diyor. Kurdun çene yapısı daha güçlüdür diyor. Yani 400 PCI.
Dişleri de daha keskindir ve çok tecrübelidir. Bunun getirdiği diyor sertliği vardır. Derisi daha serttir. Yaban ortamında yaşamasından kaynaklı. Bu noktada diyor bu 400 PSI o zaman o basınç ölçüleri yoktu. Çenesi güçlü köpek ırkları. Orada buldokları kastediyor. Mastifleri kastediyor. Çenesi güçlü köpek ırklarının kurtlarla boğuşup onları öldürebilmesi için diyor yavrulardan itibaren özel eğitimle ve boğuşturularak yetiştirilmiş olması gerekiyor diyor. Yani şimdi bir yavruyu aldınız. Hayatı boyunca çiftliğinizde, evinizde cicim balım yaşadı. Onun kurdu boğabilme şansı yok. Bu arada arkadaşlar yine bu kurda giden köpekler, kurt avlayan köpekler konusunda bakın bu çok önemli. Yavruluğundan itibaren diyor. Hatta o tarihte kurdu öldürürlermiş, içini doldururlarmış, bununla eğitim verirlermiş. Kurdun bağırsaklarını işte mısır unuyla, sütle işleyerek yemek yapar, yavru köpeklere yedirirlermiş. Kurt kokusunu almak için kurdun etini yedirirlermiş. Bu şekilde yetiştirirlermiş kurda gidebilmesi için. Yoksa diyor içgüdüsel olarak diyor, Theodore Roosevelt diyor bunu Amerikan devlet başkanı, dağ aslanına, ayıya çok rahat saldıran köpekler kurdun kokusunu duyunca korkarlar diyor, kaçarlar diyor. O yüzden yavruluğundan itibaren diyor kurda karşı eğitim verilmesi lazım diyor. Ancak bu bütün kurt konusunda uzman adamların hemfikir olduğu bir şey var. Ben daha önceki programda size anlatmıştım. Canis lupus ya da Canis lupus lupus diye geçen bu Doğu Kanada bölgesinde yaşayan Timberwolf denen köpek. Yani Canis lupus, ata kurt. Ya da işte bizim bu Tokat'tan başlayan işte şöyle Tokat, Ordu hattından başlayıp Artvin'den Kafkasya'ya doğru giden hattaki Canis lupus lupus olarak geçen Avrasya kurtları vardır. Bunlara halk arasında canavar denir. Bunların özelliğine yüksek cidak olduğu ve 70 kilo ve üzerinde olmaları. Şimdi zaten diyor ki kurtla boğuşabilecek bir köpeğin diyor en az yani eski Roosevelt'ler döneminde işte kurt 50 kiloysa köpeğin 80 kilo olması falan gerekir diyor. Çok daha güçlü ve büyük olması gerekir diyor. İşte bizim o 70 kilo ve üzerindeki büyük olan Canis lupus ya da Canis lupus lupus olarak adlandırılan kurt soylarında ki Amerikalılar o Canis lupus'un Doğu Kanada bölgesinde yaşayanlara özellikle Timberwolf diyorlar. Mesela Timberwolf'la ilgili şunu diyor. Dünyanın en güçlü köpeğini en iyi eğitimle de getirseniz bir Timberwolf'la baş edemez diyor. Yani hiçbir köpek diyor. Ki bunu kurt avına gidenler diyorlar. Yeryüzündeki hiçbir köpeğin gücü Timberwolf'a yetmez diyor. Timberwolf dedikleri Canis lupus yani bozkurt dediğimiz bizim halk arasında canavar tabiri kullanılan köpekler. Genelde onlar yalnız gezer biliyorsunuz. Ben bundan yıllar önce görmüştüm. Çamiki Yaylası'nda Tokat'ta görmüştüm. Bir çift görmüştüm. Aklım çıkmıştı yani. Ben hiç o kadar büyük bir kurt olabileceğini tahmin etmiyorum. Uzaktan gördük ama hani ben hayatımda hiç o kadar büyük kurt görmemiştim. Bu hayvanat bahçelerinde gördüğümüzün falan 3 katıydı yani. Hem cidago olarak hem en olarak dev gibi bir şeydi arkadaşlar. O zaman anlamıştım. Yani halk arasında canavar tabir edilen köpeğin ne olduğunu. İşte bilimsel adı Canis lupus lupus olarak geçiyor bu bölgede. Şimdi bahsettiğimiz köpekler. Şimdi kurtları da anlattık size. 30 kilodan başlıyor. 70 kilonun üzerine kadar çıkıyor. Bölge hatlarını da anlattık. Mesela İran çoban köpeği kurdu parça parça ediyor diyorlar. Tamam arkadaşım da. Yani orada Arap kurdu var. Bilimsel adı Canis lupus arabs olan köpek var. Arap kurdu diye geçiyor. Arap kurdu dünyanın en küçük ırklarından bir tanesi. Neden? Çöl ikliminde. Bir çoban köpeğinin onu parça parça etmesi kadar kolay bir şey yok. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada bizim konuştuğumuz bizim halk arasında canavar denen bilimsel adı Canis lupus ya da Canis lupus lupus olan şimdi alfa kurt bu mudur diye konuşulan. Şimdi sürü lideri alfa kurt denebilir mi? Yani sen öyle isimlendirirsen dersin ama şimdi bakın sizin gideceğiniz kurdun yapısı da belirleyici. Ben size bütün kurt türlerini anlattım. Yani 30 kiloluk, 27-28 kiloluk, 35 kiloluk kurt türleri var. Özellikle nerede arkadaşlar? Kutuplar bölgesinde ve ekvatora yaklaştıkça. Orta kuşaklarda ne oluyordu? Kurtlar büyüyor ve cidagoları yükseliyor.
Yani bozkurt dediğimiz kurt. Bozkurt dışındaki kurt ırklarında köpeklerin şansı var mı? Çok fazla var. Yetiştirirseniz hepsini şey yapabilir. Ama bilimsel otoriteler ne diyorlar? Bakın, özellikle dünyada şu an köpekli kurt avının serbest olduğu, serbest olarak yapıldığı Amerika'da Wisconsin eyaleti var. Wisconsin eyaletinde köpekli profesyonel kurt avı yapan avcılar var. Onların da makalelerini okudum. Hepsinin dediği şu arkadaşlar. Timber Wolf, yani Canis Lupus denen bizim bozkurt dediğimiz kurtların atası olarak bilinen o büyük kurdu. Yenebilecek bir köpek ya da köpek sürüsü olmadığını söylüyorlar. Oradaki avcı kulüp başkanları şunlar bunlar. Bilimsel olarak. Peki bir soru. Abi pitbull kurdu yiyebilir mi? Yiyemez kardeşim. Neden? Bak söyledik. 235 PSI pitbull'un çene gücü. Yani kurdunki 400, ne kadar aşağıda değil mi? Biz bizim köpekler öyle bir tetikte ki arkadaşlar, böyle dışarıdan çiftliğe en ufak bir yakınlaşmada, bak şimdi zeytin toplama dönemi Urla'da. Tabii köylüler zeytin toplamaya geliyorlar, işçiler. Çiftliğin yakınından geçmeye kalkıyorlar. Daha kendileri görünmeden, kokuları gelince bile köpekler ayaklanıyor. Şimdi sayalım mı? Çene gücü 400 PSI'nin üzerindeki köpekleri kurtla mücadele edebilecek. Ama parantez açıyoruz. Hangi kurtlarla? Kutup ve Ekvator bölgesindeki kurtlarla. Yani şöyle düşünün. Bizim Türkiye'nin güney kesiminde yaşayan, Ege'de güney kesiminde yaşayan kurtlarla bizim köpekler mücadele edebilir mi? Edebilir. Peki Doğu Karadeniz'deki kurtlar pek imkanı yok yani. Şimdi yazılmış çene gücü 400 PSI'nin üzerinde köpek ırkları ölçümlere göre İrlanda kurt tası. İrlanda kurt tasının genetik olarak da, yani bu hayvan yani 3000 yıldır falan biliyorsunuz kurt av için kullanılan bir hayvan. Yani bir tek İrlanda kurt tasında yavruluğundan itibaren kurttan korkmasın diye çalışma yapmanıza gerek yok. Zaten 3000 yılda genetik olarak o kırılmış, o hazır. İrlanda kurt tası, çene gücü 400 PSI'nin üzerinde. Kangal, Kavkas Arşaka, Alabay, Tibet Mastifi, Napoliten Mastif, Fransız Mastif, İngiliz Mastif, Bull Mastif, Cane Corso, Prese Canario, Borboel, Dogo Argentino, Commodore, American Bandog Mastiff, Sarp Laninak, İran Çoban Köpeği. Bu ırklar arkadaşlar, bu ırklar çene gücü çok güçlü köpekler. Rottweiler'ı da buraya dahil edebilirsiniz. Bunlar yavruluğundan itibaren özel eğitim alırsa, dediğim gibi iki kurt ırkı hariç, yani iki kurt türü hariç diyelim ona. Bunlardan bir tanesi Canis Lupus, gri kurt, yani bozkurt. Öteki de Canis Lupus Lupus, yine bozkurt, Avrasya bozkurtu. O üst hatta Asya'nın, Avrupa'nın kuzeyi ve Asya hattının, Asya'nın kuzey hattında yaşayan kurt hariç otoritelere göre. Diğer kurt türlerine yönelik başarılı olabilirler deniyor. Kurda giden köpek ırklarını size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ya da kurtla baş edebilecek köpek ırklarını. Kurda giden dediğimiz zaman işin rengi değişiyor. Kurt avında kullanacaksanız tazılar var bunlar. O tazıları tekrar sayalım. İrlanda kurt tazısı, Borzoi arkadaşlar, Afgan tazıları, Stankuntlar. Bunlar tarih boyunca hep kurt avında kullanılmış tazı grubu. Ha, bu arada mesela Rhodesian Ridgeback'ler. Rhodesian Ridgeback'ler bölge itibariyle aslanlara yönelik kullanılmış. Rhodesian Ridgeback'ler kurda gider mi? Çok rahat gider arkadaşlar. Eğitim verirseniz aslana da gider. Aslana giden kurda da gider yani. Çünkü Theodore Roosevelt'in bahsettiği dağ aslanları Afrika aslanları gibi değil. Biliyorsunuz Amerika'daki daha küçük ölçekli aslanlar. Hani diyor ya, dağ aslanına giden, ayıya giden köpekler kurda gitmekten çekinir diyor. Rhodesian Ridgeback çekinmez arkadaşlar. O da kendi çapında bir dengesiz, yani çok sert köpek. Av için yaratılmış. Rhodesian Ridgeback'leri de bu tazı listesine ekleyebiliriz. Bunlar kurt avında yaratılış itibariyle kurdu sürmeye, kovalamaya yönelik köpekler arkadaşlar. Bilimsel anlamda kurtla boğuşabilecek, kurda gücü geçecek köpekleri de biraz önce size saymıştım.
Guardia Turca'dan sevgilerle, umarım aydınlatabilmişimdir sizi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.